Sayın Profesör Doktor Ruhran Özlü ve değerli katılımcılarımız. BAYFO Kongres 5 etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocamız bugün bizlere hücre bölünmesi sırasında protein modifikasyonlarının düzenleyici rollerinin proteomik metotlar ile araştırılması konulu bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru cevap bölümümüz de olacaktır. Merhaba Nurhan Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim Mehmet. Beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyoruz hocam. Çok süper, iyi geliyor tamam, sesimiz. Çok iyi. Dilerseniz sunumunuza başlayabilirsiniz. Tamam, harika. Şimdi ekranımı paylaşıyorum. Tabii hocam. Ekranım görünüyor mu? Evet, şu anda gözüküyor hocam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Davet için de teşekkür ederim. Böyle anlamlı bir günde, güzel kongrede bizleri buluşturduğunuz için de teşekkür ederim. Hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Nice yüzyıllara diyoruz. Burada Ulu Önder Atatürk ve tüm ecdadımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz. Bizim de herhalde bugünlerde yapmamız gereken en iyi şey çalışmak olur diye düşünerek bu cumartesi günümüzü güzel bir şekilde değerlendirmeyi umuyorum. Ben Michigan'dayım, Amerika'dayım ve burada henüz gün aydınlanmadı. Hava karanlık. O yüzden çok da yüksek sesle konuşamayacağım. Umarım sesim herkese iyi geliyordur. Bir de ilk konuşmacı olmanın verdiği avantaj da biraz daha geniş, rahat ve temel konuları sorgulayan bir sunum hazırladım. Umarım faydalı olur. Güzel bir açılış oldu ve hücre bölünmesi sırasında uzun süredir çalışmalar yapıyordum. Sevim'de de bu dile getirildi. Hala da hücre bölünmesi çalışmaya devam ediyoruz laboratuvarımızda. Ve bugün sizlere özellikle hücre bölünmesi sırasında protein modifikasyonlarının düzenleyici rolleri üzerine bir sunum hazırladım. Dediğim gibi biraz daha temel konuları ele almaya çalıştım. Hücre bölünmesi aslında hepimizin bildiği çok temel olaylardan bir tanesi. Şimdi burada bir video göstereceğim ve hücrenin yüzeyi mavi ile işaretli, kromozomlar yani DNA kırmızı ile işaretli. Bu metafaz hücresi olarak başlıyor ve kromozomlar ayrılıyor. Bir hücre iki hücre haline geliyor ve DNA'sı tamamen ikiye bölünüyor. Hücre bölünmesi aslında vücudumuzda oldukça frekansı yüksek bir olay ve hızlıca ve birçok hücre bölünmesi meydana geliyor. Yani birkaç tane rakam koydum ben buraya. İnsan vücudunda yaklaşık 60 trilyon hücre bulunuyor ve bir ömür boyunca da 10 bin trilyon hücre bölünmesi geçiriyoruz yaklaşık. Bu çok büyük bir rakam. Ve günde ortalama 50 ve 70 milyar hücrede ölüyor insan vücudunda. Yani bu demektir ki her gün vücudumuzda oldukça fazla bölünme gerçekleşiyor. Bu tabii çocukken daha fazla, yaşlandıkça yavaş yavaş hücreler sene sınıfa giriyor ve bölünme potansiyellerini kaybediyorlar. Ama aslında yani yaşamanın en, yaşamıyoruz bölünüyoruz gibi bir şey çok hücreli canlılar olarak. Ve bölünme oldukça önemli yani. Her bölünme bundan sonraki nesillerin yani o hücrelerin içindeki hücrelerin kalıtım materyalini bir sonrakine aktarıyor. Ve burada bir hata olursa sonraki bütün hücreler bunu takip ediyor. Ve en çok bilinen ve en çok çalışılan hücre bölünmesi hatası sonucu oluşan anormal mekanizmalardan bir tanesi normal hücrenin kanserli dokuya dönüşmesi. Yani DNA'da hiçbir mutasyon yapmadan sadece bir hücre içerisine tek bir set DNA yerine iki set DNA yani bir diploid hücre konulduğunda diploid'den daha da çok daha kansere yatkın olan tetraploid oluyor. Yani tek DNA ikiye bölüneceğine iki çift DNA da aynı hücrede olursa ve dört çift DNA aynı hücrede olursa bu karsinojik bir etki oluşturuyor. Hücreyi tamamen kansere dönüştürebiliyor. Bunun sebebi de hücrenin içerisinde belli bir set gen olması gerekiyor. Eğer bu set gen sayısı artarsa bu genomik instabiliteye sebep oluyor ve kansere sebep oluyor. Sonra kanserde hepimizin bildiği gibi hücre bölünmesinde bir kontrol ortadan kalkıyor ve hücreler kontrolsüz bir şekilde bölünüyorlar. Aslında hücrelerin bölünmelerini
takip eden, kontrol eden checkpointler var ve bu checkpointler tamamen ortadan kalkıyor ve hücreler fizyolojilerine uygun davranmıyorlar. Tek motivasyonları bölünme oluyor vesaire. Şimdi biraz temel bilgi verecek olursak, başta da bahsettiğim gibi kalıtım materyali DNA. DNA'mız hücremiz, yani biz insanların hücrelerinde 25 bin civarında gen var. Ve bu genlerden 10 binin üzerinde işlevli proteinler oluşuyor. Şimdi tabii siz o zamanları bilmiyorsunuz ama yani çoğunuz muhtemelen bilmiyor. 2000 yılında tam olarak insan genomu haritalandı ve yayınlandı Nature'da. Ve o zaman çok büyük bir yani büyük bir olay oldu. Tabii insan vücudundaki genlerin tamamen haritalanması. Ama aslında bu projede ilginç bir şey, düşünüldüğünden daha erken proje bitti. Çünkü herkes insan genomunda işte çok daha fazla gen olduğunu düşünüyordu. 100 bin civarında gen olduğunu. Çünkü basit organizmalardan insana doğru gitti. Gen sayısının artması beklenir. Ama insanlardaki gen sayısının da daha basit organizmalara göre çok da fazla olmadığı görüldü. Bu aslında bir şaşırtıcı bir sonuçtu. Bu sunumda biraz ona da değinmek istiyorum. Yani bunu aklınıza tutun. Hücre insandaki gen sayısı normalde beklenenin altında gibi görünüyor. 25 bin yani çoğu bilim insanı için tahminden daha az oldu. Ama bu insanın kompleks yapısını anlamak için yeterli bir gen sayısıymış ve bunun sebeplerini biraz izleyeceğiz. Benim laboratuvarım hücre bölünmesi çalışıyor ve hücre bölünmesinde rol oynayan proteinleri araştırıyor. Proteomik metotlarla çalışıyoruz bunu. Biraz da proteomiğin ne demek olduğunu, işte protein ölçeğinde proteinler nasıl tespit edilir, özellikle post-translasyonel modifikasyonlar nasıl tespit edilir? Bunlara da değineceğim. Laboratuvarda hem mikroskobiyle bunları anlamaya çalışıyoruz hem de kütle spektrometri cihazlarla bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi proteomics laboratuvarımızda oldukça fazla kullandığımız bir metodoloji. Bunu nasıl yapıyoruz? Hücrelere, bölünen hücreleri alıyoruz ya da işte farklı hücre aşamalarında arrest ettiğimiz, durdurduğumuz senkronize hücrelerimizi alıyoruz. Bunlardan proteinleri izole ediyoruz. Daha sonra kütle spektrometri ile analizleri yapıyoruz. Kütle spektrometri ne yapıyor? Proteinlerin ağırlıklarını ölçüyor. Protein ağırlıklarını oldukça hassas bir ölçümle ve doğruluk oranı oldukça yüksek bir şekilde yapıyor. Aslında proteinleri direkt kütle spektrometriye de koyup analiz edebiliriz. Ancak burada çok kompleks mikstürleri tüm proteini analiz etmek için cihazlarımız yeterli değil. Yani şu anda dünya standartlarında kompleks tüm proteoma bakmak için yapılan şey proteinlerin farklı enzimlerle kesilmesi ve peptitlerin ölçülmesi. Daha sonra puzzle'ın parçalarını bir araya getiriyoruz ve peptitlerden proteine bakıyoruz. Ve biz bunu genelde bir veri tabanıyla eşleştirerek yapıyoruz. Yani proteini tamamen de novo sekanslamasını yapmıyoruz. Çünkü bahsettiğim gibi insan genomu tamamen sekanslandı ve her proteinin sekansı biliniyor. Yani sadece insan değil, artık sekanslama oldukça erişilebilir bir teknoloji olduğu için hemen hemen her organizmanın genomu sekanslanmış durumda. Veri tabanından proteinlerimizle match ediyoruz ve yani 60 dakikalık bir analizde çok kolay 25 bin protein tespit edebiliyoruz. Hatta şu anda bunu çok daha fazla ittirip tüm o 10 bin proteini tespit eden metotlar ve cihazlar geliştirildi. Daha sonra da bu proteinleri bir araya getirip sinyal yolaklarına bakıyoruz. Proteinlerin birbirleriyle etkileşimlerine bakıyoruz. Proteomik böyle. Şimdi hücre bölünmesine geri gelecek olursak, hücre döngüsünde hücre bölünmesi küçük bir zaman aralığını alıyor. Ama en çok işin yapıldığı evre oluyor. Normalde bir interfaz hücresi, mitozda size gösterdiğim o videodaki gibi DNA'lar kondens bir hale geliyor. Kromozomlar ortaya çıkıyor. Daha sonra kromozomlar metafaz plate'de
sıralanıyorlar. Ve anafazda bu kromozomların doğru bir şekilde ikiye ayrılması gerekiyor. Ve sitokinezde de hücre fiziksel olarak sitoplazmasını ikiye ayırıyor. Yani textbook bilgisi, kitaplardan bildiğiniz gibi S fazda da aslında DNA duplike oluyor. Kalıtı materyalini replike ediyor. Hücre bölünmesinde rol oynayan en önemli enzimler kinazlardır. Özellikle bu CDK1 ve ArORA1'nin birçok subseti bulunuyor ve mitozda önemli görevleri var. Ve CDK1 mitozun sonunda tüm fosforilasyonları bitirip daha sonra degrede oluyor. ArORA1 ise sitokinezin sonunda degrede oluyor. Sadece ArORA1 ve CDK1 yok. Birçok enzim var ama en çok çalışılmış olan ve en fazla fenotipe sebep olan iki kinazdan bir tane. Kinazlardan ikisi bunlar. Ve ne oluyor? İşte hem CDK hem ArORA1 hem de diğer kinazların birçok substrate'i var. Yani hücre bölünmesinde sırasında fosforilederek aktive ettikleri proteinler var. Mitoz sırasında hücre iskeleti, membran, kromozom farklı bir şekilde şekilleniyor. İşte sitokinezde farklı, interfazda farklı. Ben bugün özellikle hücre iskeletiyle alakalı proteinlere değineceğim. Bunların fosforilasyonla nasıl değiştiği üzerine konuşacağım. Ama laboratuvarımızda membranlar üzerinde de çok çalışıyoruz. Yani hücre yüzeyi bölünme sırasında nasıl değişiyor? Kromozomlar zaten çok çalışılıyor. O alana çok girmiyoruz çünkü bu çok oldukça kalabalık bir alan. Kinazlar proteinleri fosforile ediyor dedik. Yani şurada da bunu görebiliyoruz. Bir kinazın aslında yaptığı şey ATP'den aldığı fosfatı proteinin OH grubu olan serin, threonin ve tirozine konjüge etmesi. Böylece proteinin kimyasal yapısını değiştiriyor. Çünkü fosforilasyon bir yük getiriyor, bir şarj getiriyor ve proteinin bu kısmı daha hidrofilik bir hale geliyor. Ve genelde fosforilasyondan sonra proteinin yapısında bir değişiklik oluyor. İşte katlanmasında değişiklik oluyor. Farklı proteinlerle etkileşimi oluyor. Şimdi proteomiksle biz fosforilasyona baktığımızda da geniş bir liste elimize geçtiği için sinyal yolaklarını tespit etmemiz, hangi kinazın hangi substrate'e etkileştiğini görmemiz mümkün oluyor. Biraz da bunun üzerine konuşacağım. Yani proteomiks aslında biyoinformatikle oldukça yakından ilişkili. Çünkü elde ettiği, yani proteomiksin bize verdiği şey sadece rakamlar oluyor. Bu rakamları biyolojik olarak anlamlı bir platforma taşıyan araç da biyoinformatik oluyor. Peki proteomikste posttranslasyonel modifikasyonlar nasıl tespit ediliyor? Şimdi ben fosforilasyon üzerinde konuşacağım ancak posttranslasyonel modifikasyon dediğimiz protein sentezlendikten sonra işte ribozomlardan çıktıktan sonra farklı enzimlerin aynı fosfat gibi proteine kovalent farklı kimyasallar eklemesi. Fosforilasyon yanında metilasyon, asetilasyon, ubiquitilasyon, panmetilasyon birçok modifikasyon var. Ve bu modifiye olan proteinler bir yerden sonra degrede oluyorlar. Fosforilasyonun nasıl tespit edildiğini kütle spektrometriyle burada görüyoruz. Şimdi bahsettiğim gibi aslında kütle spektrometreye ne koyarsanız onu ölçüyor. Çünkü kütle ölçüyor. Şimdi biz peptit koyuyoruz ve peptiti ölçüyor. İşin iyi kısmı modifiye olan peptiti tespit edebiliyor. Çünkü her modifikasyon peptite belli bir kütle ekliyor. Şimdi burada biraz çözünürlüğü düşük olmuş bu slaytın ama peptiti umarım görüyorsunuzdur. Belli bir yük bölü charge, kütle bölü yük oranı var. Ve fosfat eklendikten sonra bir 80 dalton bir ağırlık var. Yani böylece her peptiti 80 dalton shift etmesi bunun fosforlu olduğu anlamına gelir.
Bunda fosforilasyon kütlespektrometri olarak düşündüğümüzde tespit nispeten kolay bir modifikasyon. Çünkü BESPE'in tespit edebileceği bir ağırlıkta. Ancak fosfopeptitlerin analizi çok da kolay olmuyor. Çünkü proteom çok kompleks. Ve elimizde bir sürü protein var ve bunların dynamic range'i çok yüksek. Yani dynamic range dediğimiz bir proteinin konsantrasyonu öbür proteine göre çok çok farklı olabiliyor. Ve genelde bu modifiye olan proteinlerin konsantrasyonu da modifiye olmayan proteinlere göre çok daha düşük oluyor. Sinyal yolakları olarak düşündüğümüzde biyolojik etkisi daha fazla olabilir ama miktar olarak fosforile proteinler hep amfosforilerden yüksek oluyor. O yüzden burada mesela kütle spektrometri genelde nasıl analiz yaptığını anlatmak gerekirse kısaca. Önce kütlesini ölçüyor peptitlerin ve daha sonra yoğunluğu en yüksek 6, 7 ya da 8 tane peptit alıyor. Ve daha sonra bunları fragmente ediyor sekanslamak için. O yüzden eğer fosforile olan peptitler daha düşükse onlar fragmentasyon şansını kaybediyorlar. Ve genelde dediğim gibi mesela fosfopeptitlerin oranı çok daha düşük oluyor. Belki bunlar fosfopeptit ama diğer çok yoğun peptitlerin arasında bunlar fragmente olamıyorlar. O yüzden özellikle fosfopeptitleri analiz etmek istiyorsak onları zenginleştiriyoruz farklı metodolojilerle. Bunlar genelde biyokimyasal yöntemler oluyorlar ve bu peptidin demin bahsettiğim gibi daha hidrofilik olması, işte negatif bir yük proteine konjüge olması sebebiyle metil oksit gibi işte pozitif çarklı materyallerin olduğu bir kromatografiden geçiriyoruz. Böylece negatif çarklı peptitler bu kromatografilere bağlanabiliyorlar. Biz laboratuvarda fosfoproteomiksi oldukça fazla kullanıyoruz ve genelde hücre döngüsüne bakıyoruz. Mesela bu çalışmamızda interfaz, mitoz ve sitokinez sırasında fosforilasyonların değişimine baktık. Ve bunları belli bir normalizasyonla interfazda, mitozda ve sitokinezde artan peptitleri gördük. Burada mesela toplamda 15 bin tane fosfopeptit tespit ettik. Ve bunların 800'ünü sitokinez yani hücre bölünmesinin son evresine özgü olduklarını gösterdik. Şimdi burada aslında karşımıza önemli bir sorun çıkıyor. Çünkü bu geniş ölçekli çalışmalar gerçekten güzel, bize büyük resmi veriyor. Ama bazen bunu biyolojiye aktarmak oldukça zor oluyor. Çünkü 15 bin tane özgün fosforilasyon tespit ettik. Bunlardan hangileri fonksiyonel, hangileri değil? Hangileri üzerine çalışmamız lazım? Çünkü 15 bin tane fosfositi mutasyonunu yapamayız. Yani buna ömrümüz yetmez. O yüzden kritik fosforilasyonları bulmamız lazım. Bu sadece bizim değil alanın bir zorluğu. Ve biz kolaboratif bir çalışma yaptık ve dedik ki aslında proteinlerin yapısını belirleyen en önemli faktörlerden, proteinlerin fonksiyonlarını belirleyen en önemli faktörlerden birisi proteinin yapısı. Çünkü protein yapısı ve yapısı proteinin etkileşebileceği proteinleri belirliyor ve fonksiyonunu belirliyor. O yüzden fosforilasyonları protein yapısına göre konumlandıralım ve hangi konumdaki fosforilasyonlar daha biyolojik olarak önemli bunu sistematik olarak araştıralım. Belki bunu formalize edebilirsek direkt fosforilasyon listesine bakıp hangi fosforilasyonlar biyolojik olarak daha anlamlı bunu tespit etmeye çalışalım diye düşündük. Bunun için bir sınıflandırma sistemi kurduk. Tabii şu anda yani yapısal biyoloji oldukça gelişti ve birçok proteinin yapısı çözüldü. Hala çözülmeyen çok protein olmasına rağmen iyi bir liste elimizde var. Ve işte eğer proteinin iç kısmındaysa buna çekirdek dedik. Proteinin o yapısına göre ortadaysa, aradaysa orta dedik. İki proteinin, iki dimerin etkileştiği yerdeyse buna arayüz dedik. Ve proteinin dışındaysa buna yüzey dedik. Fosforilasyonları bu şekilde
Sınıflandırdığımızda mutasyon, belli platformlar var. Mutasyonlara göre skorluyor. Hangi mutasyonlar daha hasar verici, bu skora göre anlayabiliyoruz. Buna göre çekirdek ve arayüzdeki mutasyonlar, yani fosforilasyon mutasyonları daha hasar verici orta ve yüzeye göre. Şimdi çekirdeği de ikiye ayırdık. Eğer çekirdekteki fosforilasyon, fosforilasyondan sonra yerini değiştiriyorsa buna dinamik çekirdek dedik. Yani burada olduğu gibi. Hücrenin daha iç kısmı, proteinin daha iç kısmında fosforilasyon. Ama fosforilasyonla beraber bir konformasyonel değişiklik oluyor. Ve fosforilasyon daha dışa doğru çıkıyor. Bu şekilde ayırdığımızda da dinamik çekirdekler ve ara yüzeydekilerin en fonksiyonel olduklarını gördük. Statikler daha aşağıda kalıyorlar. Ve sonra deminki çalışmadaki hücre döngüsüne bağlı fosforilasyonlara baktık. Ve arayüz ve dinamik çekirdeki fosforilasyonların hücre bölünmesiyle daha çok değiştiğini, yani onların fonksiyonel olarak daha anlamlı olduklarını gösterdik. Bu tür çalışmaları sadece biz yapmadık. Daha başka yapanlar da var ve şu anda yani bütün bilgileri bir araya getirip fosforilasyonu yapısal olarak da analiz edip fonksiyonuyla ilişkilendirmek anlamlı bir yöntem gibi duruyor. Özellikle bu geniş ölçekli çalışmalarda. Şimdi bu geniş ölçekli fosfo çalışmalarından elde ettiğimiz sonucun bir bioinformatik analiz şekli de motiflere bakmak. Çünkü mass spec bize tam olarak hangi noktada fosforilasyon olduğunu söylüyor. Hangi rezidyonun fosforlu olduğunu söylüyor. Ve motiflerden kinazlara geçebiliyoruz. Çünkü belli kinazlar belli motifleri fosforile ediyor olabiliyor. Buna göre baktığımızda da motif analiziyle stokinez sırasında 14 tane aktif kinaz olduğunu tespit ettik. Ama tabii bunlardan hepsi doğru diyemeyiz. Çünkü bu sonuçta bioinformatik bir analiz. Biyolojik olarak bunun doğrulamasını her kinaz için yapmadık. Ama özellikle bir kinaza odaklandık. Bu da arı bir kinaz. Daha önce bahsettiğim gibi ana mitotik kinazlardan bir tanesi. Ve daha fonksiyonel ne yapabiliriz? Bunu küçük moleküllerle inhibe edelim ve fosforilasyon nasıl değişiyor buna bakalım dedik. Gene stokinez hücrelerde yaptık ve iki tane arabinin iki tane farklı inhibitörünü kullandık. Bu inhibitörlerden bir tanesi lösemi için hedef kemoterapilerden bir tanesi. Çünkü arabi de kanser tedavilerinde hedef proteinler arasında. Bu iki, bir de başka VX diye, iki VX ve EZD diye iki tane küçük molekül kullandık ve hücrelerin bir tanesini stokinezde durdurup hiçbir şeyle kontrolle muamele ederken diğerini bu inhibitörlerle muamele ettik. Daha sonra fosforilasyon profiline baktık. Umuyorum görüyorsunuzdur, bu yeşiller normal peptitler, fosforlu olmayan, maviler de fosfolar. Gördüğünüz gibi inhibe olan kısımdan inhibe olmayana doğru mavilerde bir shift var. Ve bu shift'in sebebi inhibitöre bağlı fosforilasyonların azalması. Şimdi buradan istatistiksel olarak analiz yaptığımızda 250 civarındaki fosforilasyonun bu inhibitörlere bağlı olarak azaldığını gördük. Bunlar muhtemel arabi hedefleri. Ve en çok arabiden etkilenen protein grubu arafilamentler. Hücre iskeleti elementlerinden bir tanesi. Ve burada keratini görüyorsunuz. Keratinin bir fosforilasyonu Vimentin'de var. Vimentin ve keratin ara filamentlerden. Her ikisinde fosforilasyonların inhibitörle azaldığını görüyoruz. Keratin 8'e odaklanırsak belli bir fosforilasyon var. Stokinezde artıyor ve bu aynı fosforilasyon inhibitörle muamele ettiğimizde azalıyor. Bunlar gene mass spec datası. Şimdi ara filamentler hücre iskeletinin 3 proteinden bir tanesi. Hücre bölünmesi sırasında aktin ve mikrotübüllerin bölünmeyle nasıl şekillendiği oldukça iyi çalışılmış. Ancak ara filamentler genelde hücreye mekanik bir güç veren hücre iskelet grubu olarak düşünülüyor ve sinyal
yolaklarında rol oynuyor ancak hücre bölünmesinde böyle aktif bir rol oynadığı henüz gösterilmedi. Biz bu keratin grubuna odaklandık. Keratinlerle ilgili söylemem gereken önemli bir şey sadece epitel hücrelerde ifade ediliyor. Yani bu ara filamentler hücre tipine bağlı olarak farklı tipler farklı hücrelerde ifade oluyor. Keratinler epitellerde, Weimantin mesela işte glial hücrelerde ifade oluyor. Hücre tipine bağlı ara filament proteini değişiyor. Ve epitel hücrelerde keratin normalde hücreye mekanik destek sağladığı için aslında saçımızda, dişimizde keratin var. Yani hücreleri daha sert ve dayanıklı yapan oldukça güçlü proteinler. Ve bunların hücre bölünmesi sırasında çözülmesi gerekiyor. Çünkü öbür türlü hücrenin bölünmesi neredeyse imkansız. Çok uzun yıllar önceki bir çalışmada bunun CDK fosforilasyonuna bağlı olduğu gösterilmiş. Yani fosforlu keratinler fosforlu olduklarında bu spekülleri oluşturuyorlar ve bir nevi çözülüyorlar. Böylece hücre cytoskeleton dissolve olduğu için sitokinez sırasında membranlar membran ingresini oluyor ve hücre ikiye bölünebiliyor. Bizim hipotezimiz de mitoz sırasında CDK'ye bağlı fosforilasyonla genel olarak solubüze olurken sitokinez sırasında arobiye bağlı olarak hücrenin kesim yerinde lokal olarak yok oluyor. Ve böylece özellikle tam kesim bölgesinde sitokinezde keratinler tamamen kayboluyorlar. Bunu mutant ve fosfospesifik antibodilerle test etmek istedik. Bunun için öncelikle in vitro bir kinase assay yaptık. Arrubi ile keratin, arrubi gerçekten keratini fosforile ediyor mu diye bakmak için. In vitro dediğimiz test tüpünde yaptık. İşte arrubiyi ve keratini purify edip bunların ikisini bir araya getirdik. ATP'de koyduk. Hatırlarsanız fosfat ATP'den geliyor. Ve keratinde bir fosforilasyon olup olmadığını gördük. Tespit ettik. Negatif kontrol olarak da kinazı koymadık. Yani normalde bu koşulda fosforilasyon görmeyip bu koşulda görmemiz lazım. Aynen burada olduğu gibi. Normal non-fosforile peptit her ikisinde her iki koşulda da var ama fosforile olan sadece pozitif kontrolde var, negatif de yok. Bu şekilde tüm keratin proteine baktığımızda bunlar tespit ettiğimiz fosforilasyonlar ve biz özellikle N-terminal'daki fosforle bir küçük grup var. Burada birden fazla serin var. Bunları mutasyonunu gerçekleştirdik. Yani alenine çevirdik. Serini alenine çevirdik. Böylece o OH grup yok şu anda fosforlu olabileceği. Bu mutant proteinin hücre bölünmesinde aksaklıklara sebep olduğunu gördük. Bunlar demin bahsettiğim o diploid multinükleye hücreler. Multinükleye hücreler dediğimizde DNA'da yani 2N yerine 4N DNA var şurada. Burada da 2N yerine 4N var. Bunlar binükleer hücreler oluyor. Yani diğerlerine göre daha da büyükler gördüğünüz gibi. Çünkü DNA'ları bir set yerine 2 set. 4N DNA içeriyorlar burada. Sonra keratinlerin dağılımına baktık mikroskopla ve mutantlarda hücreler bölünürken ara kısımda hala oldukça yoğunlaştıklarını gördük. Yani şu kısımda keratinler kesim bölgesinde tamamen temizlenmişken mutasyonda hala bu bölgede keratinler varlar. Ve bunların hesaplanması da bu grafikte görebilirsiniz. Aynı şeyi inhibitörle de yaptık. İnhibitörle de gördüğünüz gibi kontrolde keratin kesim bölgesinden temizlenirken mutasyonda kesim bölgesinde keratinde bir çeşitli küçük yani şu intensitelerine baktığımızda belli kısımlarda yoğunlaştığını görüyoruz tam kesim bölgesinde. Daha sonra bu kısma karşı antikor ürettik. Keratin fosfo antibodisi ürettik. Ve bu antibodiye baktığımızda bizim için güzel bir sonuç oldu bu. Fosfo keratinin
Sadece bölünen hücrelerde tam sitokinez sırasında hücreye lokalize olduğunu gördük. Bu normal amfosförde, fosförde olmamış normal keratin boyaması. Ama bizim fosfo antibodimiz tam kromozomlar ayrılırken iki kromozomun arasına yerleşiyorlar ve hücre bölündükten sonra da kayboluyorlar. Bunu HeLa hücrelerinde önce görüntüledik ve inhibitörle, gene o ARB inhibitörleriyle muamele ettiğimizde bu keratin fosforilasyonunun kaybolduğunu gördük ki bu ARB gerçekten bu fosforilasyonun ARB'ye bağlı olduğunu gösteriyor. Daha sonra fosfo antibody'yi başka bir hücre hattında, daha epitel MCF7 hücrelerinde denedik. Bu MCF7 hücreleri birçok işte epitel hücre özelliğini gösteriyorlar. Tight junction yapıyorlar, E-katerin ifade ediyorlar. Bu hücrelerde de gene aynı şekilde kromozomlar ayrılırken fosforle keratinin tam DNA'ların arasında lokalize olduğunu görüyoruz. Yani normal keratinler tümüne lokalize olurken sadece bölünen kısma odaklanan bir fosfokeratin grubu var. Aynı şekilde inhibitörle muamele ettiğimizde bu fosforilasyonu göremiyoruz. Yani ARB gerçekten keratini fosforile eden kinaz. Şimdi bunların hepsini toparlayacak olursak, belki biraz hızlı oldu. Şöyle bir modelimiz var. ARB mitotik kinaz keratini fosforile ediyor. Ve keratinin fosforilasyonu bu fosfokeratini özellikle ayrışan kromozomların arasında lokalize ediyor. Ve bizim burada mutasyon deneylerinden çıkarımımız keratin fosfokeratin, yani bu kesim bölgesinde yerleşen fosfokeratin buradaki keratinlerin tamamen solubilize olmasını sağlıyor. Böylece bu güçlü filamentler olmayınca membran burada daha rahat bir şekilde ingression olabiliyor ve kromozom ayrılıyor. ARB inaktif olduğunda ya da deneylerimizdeki gibi fosfomutant kullandığımızda, fosforlu olamayan yani mutant kullandığımızda keratin fiberları hala kesim bölgesinde durmaya devam ediyorlar. Böylece bu da kromozomlar hücrenin sitokinezde bölünmesini engelliyor. Böylece hücre binükleer hale geliyor. Yani bir nükleer yerine iki nükleer ya da daha diğer bir deyimle normalde 46 kromozom yerine bunun iki katı kromozomla sonuçlanıyor. Şimdi burada aslında ilginç de bir soruyla karşı karşıya kaldık. Keratin normalde her hücrede ifade edilmiyor. Ama hücre bölünmesi, demin bahsettiğim gibi, her hücre tipinin yapması gereken temel bir hücresel olay. Şimdi buradan da hücre bölünmesi ne kadar plastik sorusunu soruyoruz. Plastik dediğimiz yani ne kadar esnek? Çünkü farklı hücre protein kombinasyonlarında hücre bölünmesi kendini bir şekilde adapte etmesi lazım. Mesela epitel hücrelerde keratin ifadesi var ve hücrenin bir şekilde bu keratinlerle baş edebilmesi lazım. Bölünürken onları bir şekilde solubilize etmesi lazım. Ama mezenkimal hücrelerde keratin yok ya da işte kan hücrelerinde keratin ifadesi yok. Bu da hücre tipine özgü bölünme mekanizmaları keşfedilebilir mi sorusunu getiriyor. Aslında bu sorunun ilginç bir tarafı da normalde kanser hücrelerinin neredeyse %90'ı epitel hücrelerden mezenkımlara geçiyor. Karsinom deniliyor ve keratinler patolojik biomarker olarak oldukça fazla kullanılıyorlar. Çünkü her kanserin aslında kökenini söylüyor. Yani hangi hücreden derive olarak kanser olduğunu söylüyor. Böylece eğer keratine spesifik bir bölünme mekanizması varsa, bunu hedeflersek daha spesifik antimitotik kemoterapiler uygulayabiliriz. Çünkü şu anda yani ne kadar birçok hedefli kemoterapi araçları keşfedilmiş olsa bile kliniğe baktığımızda hala en çok kullanılan kemoterapik yöntem Taxol. Taxol da ne? Tübülinleri polimerize eden bir reaktif. Yani Taxol'la hücreleri muamele ettiğimizde sadece karsinom hücreler değil, işte
kan hücreleri de fazlasıyla etkileniyor, ilik hücresi de etkileniyor, nöronal hücre de etkileniyor. Ama sadece epitel yani keratin ifade eden hücrelerin etkilenmesi birçok hücrenin üzerindeki yan etkiyi ortadan kaldırabilir. O yüzden bu hücrelerin hücre tipine özgü bölünme mekanizmaları bizim oldukça ilgimizi çekti. Tabii bu büyük bir soru. Yani bu hemen laboratuvarda bir projede cevaplandırılabilecek bir soru değil. Ama bu sorunun doğrultusunda yeni bir proje başlattık. Ve dedik ki farklı hücreleri hepsini birden analiz edelim. Çünkü genelde HILA hücreleri hücre döngüsüne bağlı olarak çalışılıyor. Ama biz işte MCF7 ve HILA hücreleri, böbrek hücresi, CAKİ'ler ve daha mezenkımıl MDA hücrelerini alıp bunların hepsinin hücre döngüsüne bağlı fosforilasyon ve proteom analizlerini yaptık. Buradaki amacımız hücrenin plastisite, bölünme plastisitesine bakmak. Yani ne kadar hücreye spesifik bölünme var, ne kadar korunan, her hücrede görünen bölünme mekanizmaları var. Hatırlarsanız interfaz hücresi, mitoz hücresi ve sitokines hücreleri olarak bunları üçe ayırdık. Ve her hücre tipinin böylece üç tane farklı evresini birbirleriyle kıyasladık. Bu henüz aktif olarak çalıştığımız bir konu. Şimdi burada legend biraz küçük, belki göremezsiniz ama CAKİ hücrelerinin sitokines, interfaz, mitoz üç evresi var. MCF7'nin üç evresi var. Bunların proteomuna baktığımızda proteom çok güzel bir şekilde hücre tipiyle kümelendi. Yani CAKİ'nin her hücre evresi proteomu birbirine çok yakın. MCF7'nin her bir hücre evresi birbirine çok yakın proteomu. HILA ve MDA ve birbirlerine çok güzel ayrıştılar. Her evre kendi hücre tipiyle kümelendi. Ama fosforilasyona baktığımızda aynı şeyi göremiyoruz. Fosforilasyonda hücreler evrelerine göre ayrıştılar. Yani CAKİ'nin interfazı da HILA'nın interfazı da birbirine daha yakın. Yani fark ederseniz buradaki kümelenme diğeri kadar tight değil, birbirine o kadar yakın değil. Ama yine de paterni görüyoruz. Yani interfazların hepsinin fosfoproteomu birbirine benziyor. Stekinezlerin hepsinin fosfoproteomu birbirine benziyor. Mitozinkini. Burada hücrenin kişiliğinin o kadar önemi kalmıyor. Şimdi buradan genel bir çıkarım yaparsak proteomlar hücrenin daha çok kişiliğini ortaya çıkarıyor. Yani belli hücreler işte daha mutlu, utangaç, eğlenceli hücre kişiliğine göre ayrılıyor proteomunda. Ama fosfoproteomda yani daha da genelleştirirsek posttranslasyonel modifikasyon profilinde ise statülerine göre yani bu farklı kişiliklerin hepsi işte acil bir durumda koşuyor değil mi? Yani ben mutlu bir insanım koşmayacağım demiyor. Hep herkes koşuyor ya da herkes acıkınca yemek yiyor. O yüzden aslında genom en statiği, proteom daha dinamik ama PTM yani post-translasyonel modifikasyonlar ise hücrenin statüsünü belirleyen en dinamik parametre. PTM'lerine bakarak hücrenin durumunu, ne yapmak üzere olduğunu daha kolay anlayabiliyoruz. Buradan deminki başta söylediğim soruya geri geleceğim. Normalde şey dedik işte 2000 yılında genomlar sekanslandığında gen sayısı bizim kompleksitemize göre az bulundu. Ama bunun bir sebebi de bir protein hiçbir zaman bir species değil. Bir proteinin birçok species'i var. Çünkü neden? Her modifikasyon proteine ayrı bir fonksiyon ekliyor. Birbirinden ayrıştırıyor. Ve proteinin bu kimyasal değişimleri birbirinden çok farklı. Yani burada saydığımın çok daha fazla modifikasyonu var. Ve bunların her biri farklı proteine farklı bir biyokimyasal özellik katıyor. Ve birbirlerinden ayrışabiliyorlar. Yani bir nevi proteini bir İsviçre çakısı gibi düşünebiliriz. Her modülü ona farklı bir işlev kazandırıyor. Böyle düşündüğümüzde aslında proteinler, hatta bu proteinlerin birbirleriyle de etkileştiğini düşünürsek milyon hatta milyonun üzerinde farklı species'i var. Yani gene göre geniş bir piramit var ve bu piramit çok fazla farklılaşıyor duruma göre. Bunu en iyi de aslında histon kod hipotezinde görüyoruz. Çünkü histon kod hipotezine göre aynı histon proteini
üzerindeki posttranslasyonel modifikasyonuna göre farklı bir şey ifade ediyor. Yani histon 3 eğer asitile olmuşsa bağlandığı DNA'nın gen ekspresyonunu arttırıyor. Eğer fosforlu olmuşsa o DNA'nın şu anda kondens olup mitoza girdiğini gösteriyor. Histon kod hipotezi oldukça aslında hipotez değil gerçekten bir kanun olarak yani textbooklarda da işlediğimiz bir konu. Ama aslında sadece histon değil bütün proteinler böyle. Bugün de ben size keratinin bu özelliğini göstermeye çalıştım. Mesela keratindeki belli bir fosforilasyon onun tamamen hücresel yerini değiştiriyor. Ve keratin filamentinin çok farklı davranmasına sebep oluyor. Bu şekilde PTM'lerde aslında protein species'ini bu şey arttırarak farklı farklı fonksiyonlarını yapmasını sağlıyorlar. Burada bitiriyorum. Laboratuvarımdaki herkese teşekkür ediyorum. Hepsi çok değerli, çok güzel katkılar sağlıyorlar. Özellikle koyu isimler Büşra ve Ceyda'nın datalarını burada sundum. Eski öğrencilerimizden de Özge ve Altuğ'un yayınlanmış verilerini burada sizlere anlatmaya çalıştım. Nurcan Tunçbağ da Koç Üniversitesi'nde biyoinformatikte kolaborasyon yaptığımız öğretim üyemiz. Bunun yanında yurt dışından kolaborasyonlar yaptığımız kişilerin isimleri de burada. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca MESB'ye çok teşekkür ediyorum. Bize çok güzel veriler veriyor. Analiz edebileceğimiz bütün fonlarımıza da teşekkür ediyoruz. Ve sorularınız varsa cevaplanmaktan mutluluk duyarım. Sanırım şu anda ekranımı paylaşmayı bırakabilirim. Evet hocam, çok teşekkür ederiz bilgilendirici sunumunuz için. Soru cevap bölümüne geçiyorum isterseniz. Duyuyor musunuz hocam beni? Ben duyuyorum, evet. Soru cevap bölümüne geçiyorum. Tamam, tamamdır. Ekibimizden bir soru alıyorum. Hücre bölünmesindeki hangi faktörler çok çeşitli efektör proteinlerin fosforilasyon durumlarında ve bolluğunda uzamsal ve zamansal ritimleri harekete geçirebilmektedir? Evet, oldukça karmaşık bir soru. Aslında yani tek bir faktör yok. Birden fazla faktör var. En önemlisi yani aslında şeyler, enzimler daha fazla uzamsal ve zamansal ritimler dediğinizi şey olarak anlıyorum. Yani bir fosforilasyonla hücre morfolojisi değişiyor ve bir aşamadan öbür aşamaya geçiyor. Bunu en fazla yapanlar kinazlar. Mesela CDK kinase bunun en temeli. Hatta CDK inhibitörü kullandığımızda hücrenin mitozdan geri çıkarabiliyoruz. Tamamen fosforilasyon statüsünü kaybediyor ve hücre bölünürken geri interfaza girebiliyor. Ya da genel aerobik inhibitör de aynı şekilde. Stokinez sırasında aerobik inhibitörü verdiğimizde hücre stokineze atlayıp interfaza girebiliyor. O yüzden aslında en etkili faktörler ana kinazlar. Bunun dışında işte tübülin mesela çok kritik çünkü tübülin kromozomları segrege ediyorlar. Eğer tübülini inhibe edersek ki bunu işte nokadazol, taksol gibi reaktiflerle yapılıyor. O zaman hücre bölünmüyor, orada kalıyor. Yani mesela estil ya da farklı kinazlar var, motor proteinler. Tübülinin bipolar olmasını sağlayan. Onlarla inhibe ettiğimizde de hücre günlerce mitozda kalabiliyor bölünmeden. Cevabınız için çok teşekkür ederim hocam. Diğer bir soruyu YouTube'dan alıyoruz. Hocam hücre döngüsünün veri odaklı modellemesi yoluyla translasyon sonrası modifikasyon ve degradasyona ilişkin içgörüler sağlayabilir miyiz? Biyoinformatik teknikler ne derece etkin kullanılabilir? Yani hücre bölünmesinde aslında biyoinformatik tekniklerin etkin kullanılmasının en büyük sebebi çok fazla verimizin olması. Yani modellemeler aslında yapılıyor ve bence çok da anlamlı güzel modellemeler var.
Ama işte PTN'ler biraz daha zor. Çünkü PTN dediğimizde demin söylediğim gibi işte 15 bin, 20 bin tane fosforilasyon var. Bunların hepsinin modelleme ile nasıl olduğunu görmek büyük ölçekte çok da mümkün olmuyor. Yani genelde PTM çalışınca daha işte protein bazlı çalışıyor. Tek bir protein alınıyor mesela. İşte fosforilasyonlar bu proteinin konformasyonunu nasıl değiştirebilir? Bu da bunun etkileştiği proteinleri nasıl değiştirebilir gibi biraz daha lokal oluyor. Ama genel tüm hücre bölünmesini modellemek istersek ve bunun içerisine PTM'leri de koymak istersek o henüz benim bildiğim kadarıyla yapılmadı. Yani o biraz daha yapılması daha zor bir şey. Ama yani şu anda zaten biliyorsunuz AI bayağı hayatımıza girmiş durumda. Modellemeler, işte bu prediction'lar vesaire hücre bölünmesinde de aynı şeyler yapılabilir. Yani şu anda en çok yapılan şey in vitro reconstitution. Atıyorum mesela membran alınıyor, tübülin alınıyor, aktin alınıyor ve hücre tamamen test tüpünde hücre bölünmesi, sitokinezi reconstitute edebilir miyiz? Ona bakılıyor. Ve bunlar yapılırken modellemeler de kullanılıyor. Yani biraz daha basit indirgeyerek ama tüm komponentleri, tüm PTM'leri bir araya alıp bunu modelleyebilirsek bu muhteşem bir şey olur. Cevabınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, ben de diğer bir soruyla devam ediyorum. Hücre bölünmesi sırasında genomun farklı bölgelerinde yeni kopyalanan DNA'ya proteinlerin bağlanma kinetiğini proteomik metotlarla göstermek nasıl mümkündür? DNA'ya bağlanma kinetikleri dendiğinde ben bunu histon olarak düşünüyorum, öyle değil mi? Evet hocam. Yeni kopyalanan DNA'ya proteinlerin bağlanma kinetiğini. Çünkü yani DNA'ya bağlanan belli proteinler var ve bunlardan en temeli de histon proteinleri. O histonların yeni kopyalanan DNA'ya nasıl bağlandığı biliniyor gibi. Yani orada işte şeyler var, işte histonların belli 4 tip histon var. Onlardan 2 tipi zaten DNA'dan hiç ayrılmıyorlar. Yani S fazda DNA replikasyonu olurken histon 3 ve 4 olması lazım. Onu tam da hatırlayamıyorum hangi histonların olduğu. 2 histon hep DNA'da kalıyor. Diğer 2 histon ayrılıyorlar. Daha sonra şeperon o histonları da yeni kopyalanan DNA'ya getiriyor. Ve bu histonlar niye hiç DNA'dan ayrılmıyorlar? Çünkü bu daha kolay. Şimdi tamamen DNA'yı çıplak bir hale getirelim. Sonra histonları tekrar buna geri koyalım. Hücre için daha pahalı bir yöntem. Çünkü mesela kinetokorlara bağlanan histonlarla DNA'nın farklı kısımlarına bağlanan histonlar birbirinden farklı. Çünkü kinetokorlara bağlanan histonlar histon varyantı. Semp A, Semp B gibi. O yüzden hücre bu bilginin kaybolmasını istemiyor. Aslında hücreye bakacak olursak hep eski hücreden gelen bilgiyi saklıyor. Yani o açıdan çok ekonomik davranıyor. DNA sentezlenirken de aynı şey oluyor değil mi? Yani tek bir strand kalıyor, yeni strand oluşturuyor yanına. Histonlarda da aynı şeyi yapıyorlar. Histonların iki tanesi DNA'da kalıyor, diğer histonlar ona bağlanıyor. Ama tabii bu histonlar için, diğer DNA'ya bağlanan proteinler için bunu söyleyemeyiz. Çünkü bir sürü transcription factor'ı var. Bunların DNA'ya bağlanması farklı dinamiklerle oluşuyor. Bunları metot proteomikle göstermek mümkün. Hatta çok da kullanılıyor. Bunlara kromozom IP, kromozom precipitation deniyor. Kromozomları DNA'yı alıp, DNA'yı chip yapıp, yani DNA'yı çöktürüp üzerindeki proteinleri sekans diyorlar. Hatta bunu sekansa bağlı da yapılıyor. Yani şu sekanstaki proteinleri tespit etmek istiyorum diye de bakılabiliyor ve oldukça geniş alanda kullanılıyor. Cevabınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Diğer bir soru YouTube'dan. Protein fosforilizasyonunun stokiyometrisi ökaryotlarda karşılaştırıldığında bakterilerde neden daha düşüktür? Fosfoproteom analizinde nasıl bir metodolojiye ihtiyaç duyulmaktadır? Aslında yani protein fosforilasyonları ökaryotlara karşılaşan bakterilerde neden daha düşüktür sorusu biraz farklı. Çünkü bakterilerdeki fosforilasyon paterni şeylerden, mamillerden, ökaryotlardan farklı. Bakterilerde sadece serin, threonin ve tirozin fosforlu olmuyor.
atıyorum diğer rezidyolar da fosforda olabiliyor. Bakteriler biraz farklı ama bakteriler genelde çok basitler. Yani onların da fosforilasyon da ökaryottakiler kadar olmuyor. Ona ihtiyaçları da yok. Çünkü yani demin bahsettiğim gibi aslında bu PTEN'ler biraz daha proteomu kompleks bir hale getirmesi ve daha fazla alan açması için. Çok farklı hücresel olaylar için çok farklı kombinasyonlar gerektiriyor. O yüzden aslında protein sayısı bir anda proteoformlarla artıyor. Ama bakterilerde bu değişik olmuyor. Bakterilerde mesela splicing de olmuyor. Tek bir tane gen var. Bu genin farklı varyantlarını da görmüyoruz. Çünkü daha basit bir sistem. O yüzden fosforilasyon da hatta bizim düşündüğümüz yani serin teorem fosforilasyonlarını bakteride de göremiyoruz da. Aynı proteini bizim kendi proteinimizi bakteride ifade ettiğimizi bunun fosforlu olmayan bir protein olduğunu düşünüyoruz. Cevabınız için çok teşekkür ederim hocam. Diğer bir soruya geçeceğim hemen. Neden PTEN çapraz konuşmasını moleküler olarak karakterize etmek zordur? Ve neden daha büyük PTEN ağları yalnızca en iyi çalışılmış proteinler için açıklığa kavuşturulmuştur? Evet, bu çok güzel bir soru. Yani aslında bu biraz teknolojinin tam olarak PTEN analiz için optimize olmamasından kaynaklanıyor. PTEN çapraz konuşması aslında burada hiç değinmedim ama çok önemli bir konu. Yani PTEN çapraz konuşması dediğimiz mesela aynı rezidyo serin mesela hem fosforlu olabilir hem de O-glycosylation olabilir. Fosforilation'da bir fosfat grubu koyuyoruz. O-glycosylation'da şeker grubu koyuyoruz. Aynı rezidyoda. Ve bu iki fosforilasyon birbirleriyle konuşabiliyor. Yani bir tanesi diğerini tetikleyebiliyor ya da bir tanesi diğerini inhibe edebiliyor. Ve bu PTEN arasında bu çapraz konuşma aslında başka bir proteinlerin regülasyonları başka bir aşama. Bunu karakterizasyon neden zor? Çünkü her PTEN'i tespit edemiyoruz. Mesela o glycosylation çok zor. Yani mass spec'te glycosylation analizleri fosforilasyon analizlerine göre çok daha az yapılıyor. Çünkü teknoloji tam olarak bu özellikle şekerlerin karmaşık branchlerinin analizi için yeterince optimal değil. O yüzden tek bir tanesine odaklanmak kolay ama onların birbirleriyle etkileşimlerini analiz etmek çok zor. Aslında her şey de öyle. Yani protein çalışırken de tek protein üzerinden düşünüyoruz ama bu proteinin etkileştiği tamamen bir çevre var. Ve biz bunu çoğunlukla ihmal ediyoruz. Çünkü bu kadar parametreyi bir anda analiz etmek ya da onları anlamlı bir platforma oluşturmak çok kolay değil. Ama bunlar teknoloji gelişiyor. İşte bu AI programları, modellemeler gelişiyor. Herhalde bizden sonra sizin nesilleriniz bu konuda çok daha iyi, çok daha başarılı bir şekilde sistemler biyolojisini gerçekleştirecek ve daha büyük resimleri ortaya çıkaracak diye düşünüyorum. Güzel cevabınız için. Diğer bir soruyla devam ediyorum YouTube'dan. Cell Cycle'da bölünmelerin kontrolleri sağlanıyor. Her checkpoint'lerde kontrol edilerek geçiliyor veya durduruluyor. Kanser hücreleri ise o döngülerden nasıl kaçabiliyor? Bunu nasıl önleyebiliriz? Evet, bu aslında önemli, güzel bir soru. Yani bu çok büyük ilaç firmalarının araştırma projelerinin konusu. Yani kanser hücrelerini aslında o döngülerden kaçmamasını sağlayabilsek o zaman işte kanserli hücrelerinin bu kontrolsüz bölünmesini de engellemiş oluruz. Biliyorsunuz mesela P53 aslında DNA'nın en önemli gardı, tümör süpresörü yani ve kanserde genelde en top mutasyon P53'de oluyor. Normalde şeylerde de işte farelerde de mutasyon yapmak istenildiğinde P53 background'ına yapılıyor. Yani P53'nin mutasyonu üzerine diğer şeyler yapılıyor. Bu döngüden kaçmaları nasıl engelleyebiliriz? İşte bu tümör süpresörleri bir şekilde onlarda aktive etmek lazım herhalde. Yani bu soru aslında iki taraflı. Yani bazen bu checkpointlerin tekrar nasıl geri getirebiliriz ki yani bu büyük bir soru. Hani bunun cevabı aslında biraz da kanserin çözümüyle alakalı.
Bu arada beni duyabiliyor musunuz? Benim internetim mi gitti acaba? Ben sizi... Pardon, ben pardon mikrofonu kapatmışım hocam. Sizi tamam. Duyabiliyorum ama görüntünüzde bir takılma var. İsterseniz tamam, ben de o takılmayı görünce acaba internetim mi gitti dedim. Kameramı kapatayım. Kameranızı bir açıp kapatabilirsiniz hocam. Belki o düzelir. Şu an görüntüde bir takılma var hocam. Evet. Ama sesiniz geliyor. Ama tamam, sesim geliyorsa sıkıntı olmaz. Yani bu bir yöntem. Bu hücreleri, yani kanser hücreleri aslında tamamen isyankar hücreler. Yani kesinlikle hiçbir kontrol mekanizmasını dinlemiyorlar. Bir yöntem onları yeniden kontrol mekanizmasına geri getirmek. İşte checkpointleri tekrar oluşturmak. Başka bir yöntemde bunu da deneyenler var. Checkpointler yerine checkpointleri tamamen inhibe edip hücreyi, kanser hücreleri o kadar masif bölünmeye başlasın ki tamamen, yani tamamen bir mes olsun ve daha fazla bölünemeyip öyle dursun diyen de var. Yani checkpoint'i bunlarda daha da fazla inhibe etmeye yönelik çalışmalar da var. Çünkü normalde hani kanser toksik, kanserin tedavisi de toksik. O yüzden aslında her yöntem deneniyor. Yani checkpointlerden kaçmaları nasıl engellenebilir? Ya da checkpointlerden tamamen kaçıp tamamen mes olsun DNA'ları ve daha fazla bölünemesin diyenler de var. Her iki yöntem de uygulanıyor ama şu anda o söylediğiniz işte döngüden kaçmayı nasıl önleyebilirizin bir cevabı yok. Yani en doğrusu herhalde çeşitli mutasyonları onarmak olur, P53 gibi. CRISPR yöntemi mesela bunlar arasında. Ama bu yani büyük bir soru herhalde. Bu bayağı üzerine düşünüp tamamen bir kongre konusu olabilecek bir soru. Çok teşekkürler hocam. Diğer bir sorumda ise mitoz ve sitokinezde işlev gören palmitoil transferazları ve bunların hedef moleküllerini araştırmak hücre bölünmesindeki hangi mekanizmaları aydınlatabilir? Fonksiyonel kazanımlar nelerdir? Bu soru aslında bizim şu anda üzerine çalıştığımız bir şey. Palmitoil transferazlar bir son bir yayınımızda palmitoil transferazların hücre bölünmesinde belli substratları palmitile ettiğini gösterdik. Ve bazı palmitil transferazları inhibe edildiğinde hücrenin binükleer olduğunu gördük. O yüzden yani bazı palmitil transferazlar da hücre bölünmesinde rol oynuyor gibi görünüyorlar. Ve palmitil transferazlar, belki hani bunu söylemekte fayda var. Palmitil transferazlar da aynı kinazlar gibi. Yani kinazlar nasıl proteine fosfat koyuyorlar. Palmitil transferazlar da proteinleri lipid konjüge ediyorlar. Ve bu lipid konjugasyonu da proteini daha hidrofobik hale getiriyor. Böylece membranla saşiyet olabiliyorlar ya da belli etkileşimleri etkileyebiliyor. Ve bu çok da normal muhtemelen. Çünkü hücre bölünürken membranda da bir sürü değişiklik oluyor. Palmitil transferazlar da bu membrandaki değişiklikleri hücre döngüsüne bağlı olarak değiştiriyor olabilir. Bu hücre bölünmesinin hangi mekanizmasını aydınlatabilir? Daha çok işte proteinlerin membranla etkileşimi, bölünme sırasında nasıl değişiyor? Bunu aydınlatabilir. Fonksiyonlar kazanımları da gene aynı şekilde membranlar nasıl yeniden organize oluyor bölünme sırasında? Bunu aydınlatabilir. Ve bölünürken hücre yüzeyiyle, hücre içiyle dış arasındaki etkileşim nasıl değişiyor? Bunu üzerinde çalışabiliriz. Bu bizim çalışma, yani şu anda aktif üzerinde çalıştığımız ama çok da fazla bölünmeyle ilintisi tam olarak ortaya çıkarılmamış bir PTM. Cevabınız için çok teşekkür ederim hocam. Dilerseniz kameranızı tekrardan deneyebilirsiniz. Evet, bir deneyeyim. Şu an evet, görünüyor. Tamam, süper. Burada da gün doğdu bu arada. Günaydın diyorum. Diğer bir sorum YouTube'dan. Hocam, TBK1 bazı kanserlerde aşırı ekspres ediliyor ve işleviyle sentrozomlardaki aktivasyonun neyin düzenlediği bilinmiyor. Otofaji ile ilgisi olabilir mi? Teşekkürler demiş. Bu çok spesifik olmuş.
Aslında ben bu TBK1 geneni şu anda tam bilemedim. O yüzden bu soruyu tam bilemiyorum İrem. Tamam. Bunun üzerine biraz araştırma yapmak gerekecek. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Diğer bir soruyla devam ediyorum hocam. Epitel doku mimarisindeki keratin sisteminin özelliklerini farklı uzunluk ve zaman ölçeklerindeki analizlerle tanımlamak mümkün olabilir mi? Farklı uzunluk ve zaman ölçeklerindeki analizlerle. Yani keratinlerin aslında doku, epitel dokularda çok ciddi önemli fonksiyonları var. Yani bu sadece epitel dokularının morfolojisiyle alakalı değil, o sinyal yollaklarıyla da alakalı. Yani epiteldeki herhangi bir stresi, mekanik bir stresi, biyokimyasal sinyal yolağına nasıl aktarıldığı aslında keratinle oluyor. Yani epitel hücrelerimize bir baskı uyguladığımızda hücrenin buna tepkisi vermesi keratin hücreleri iletimiyle oluyor. Yani keratinler mesela işte belli DNA bozukluklarında bile şey yapıyorlar. İşte DNA repair mekanizmasının aktivasyonunu sağlıyorlar. O yüzden aslında tam bir fosfor sinyal molekülü olmasa bile sinyal molekülleri için önemli bir scaffold özelliği gösteriyor. Bu bir yönü. O yüzden epitel doku mimarisinde farklı yolları var. Diğer bir yönü de bahsettiğimiz gibi mekanik olarak nasıl epitel dokularını şekillendirdiği. Burada epitel keratin sistemine daha çok şey üzerine çalışılıyor. İşte keratinler nasıl filament oluşturuyor? Ne kadar keratin bir araya geldiğinde bu filamentin uzunluğu ne kadar? Ne kadar genişleyebiliyor? Belli durumlarda solubilize olunca ne kadar küçülebiliyor? Etkileşimleri nasıl değişiyor? Bu tür tanımlamalar yapılıyor. Daha çok böyle advanced mikroskobilerle bunlar yapılıyor. O alanda bayağı çalışma var. Yani bunları tanımlamak mümkün ve yapan gruplar da var. Çok teşekkürler hocam cevabınız için. Diğer bir sorumuz, fosforilizasyon ve kinaz aktivitesinin düzensizliği spesifik hastalıkların patogenezine nasıl katkıda bulunur ve bu süreçleri hedeflemek için hangi potansiyel klinik stratejiler araştırılmaktadır? Aslında kinazlar bayağı önemli farmakolojik hedef molekülleri. Yani şu anda Amerika'da sanırım kinazların 50-100 milyon dolarlık bir şeyi var, ticari market hacmi var. Çünkü kinaz inhibitörleri çok fazla hastalık için ilaç olarak kullanılıyor. Bunların en önemlisi kanser. Özellikle tirozin kinase inhibitörleri fazlasıyla kullanılıyor. Yani en büyük spesifik hastalıklara katkı işte kinaza spesifik bir molekül bulmak da daha kolay. Çünkü kinazların aktif pocketları küçük bir pocket. O yüzden oraya bir molekül düzenlemek kolay. Zor olan onun spesifitesini sağlamak. Çünkü her inhibitörü belli bir seviyenin üzerinde verince birden fazla kinazın inhibisyonunu sağlıyor. O yüzden spesifik hastalığın patogenezinde gerçekten bir ilaç olarak kullanılıyor. Ve bu potansiyel yani klinik potansiyelleri de oldukça yüksek kinazların. Ama işte spesifik inhibitör bulmak her zaman çok mümkün değil. Ama bu konu yani çok özel ilaç firmalarının çok üzerinde çalıştığı önemli bir konu. Yani önemli bir hedef molekülü grubu. Teşekkürler hocam. Son bir soru alıyorum. Post-translasyonel modifikasyonlarla farklılaşmış proteinlerin keratine etkisi aynı düzeyde midir? Ya da bu etkileşimlerde ne tür bir farklılıklar sağlar? Şimdi yani keratinler genelde fosforilasyonu düzenleyici olarak da düşünülebiliyor. Yani keratinlerin bir fosforilasyon spancı olduğu düşünülüyor. Bazı yayınlar bunu gösteriyor. Çünkü keratinler çok fazla fosforil oluyorlar ve her fosforilasyonları onların farklı bir proteinle etkileşimini sağlıyor. Mesela bir tane özel fosfat binding protein var. 13-3, 14-3-3. O protein keratinin farklı fosforilasyonlarına bağlanıyor ve
farklı sinyal yonaklarının birbirleriyle etkileşimini sağlıyor. O yüzden yani keratinlerin proteinlerle etkileşimde posttranslasyonel modifikasyonlar oldukça önemli bir rol oynuyor. Ama aynı düzeyde değil. Yani farklı proteinlerin farklı fosforilasyon dinamikleri var. Farklı keratinlerle etkileşim dinamiği var. Keratinler için de aynı şey geçerli. Çok ağır bir şekilde fosforile olan proteinler ama her fosforilasyonun stökiyometrisi birbirinden farklı. Fonksiyonel mutasyonların fonksiyonel cevabı da farklı. Yani bir mutasyonda verilen cevap diğerinde verilmiyor. Ve çok geniş bir dinamik range var keratin fosforilasyonunda. Çok düşük fosforilasyonlar var, çok yüksek fosforilasyonlar var. Aynı keratin protein üzerinde. O yüzden mass spec'le çalışmak da her zaman çok kolay olmuyor. Cevabınız için çok teşekkür ederiz hocam. Bu son sorumuzdu. Değerli vaktinizi ayırdığınız, bilgilerinizi ben teşekkür ederim. Ve bilgi dolu konuşmanız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de size teşekkür ediyorum. Güzel bir kongre diliyorum. Ben de takip etmeye devam edeceğim. Sorular için ve dinleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Cumartesi günlerini ne güzel bilimle bir araya geldik. Tekrar görüşmek üzere diyorum o zaman. Sizi aramızda görmekten onur duyduk hocam. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Görüşmek üzere hocam. Sağ olasın.